Selamünaleyküm Kuşçu Camiası. Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir iş dönüşü kuşları yemlemeye geldik. İyi maşallah. Kuşlarımızda bir sıkıntı yok. Yavrumuzda bir sıkıntı yok. Yavrumuz büyüyor. Bu arada arkadaşlar şu ayna kuyruk dişi dumanlı kirli. Şu mavi bilezikli. Şundan eşi almıştı. Bunlar yumurtlamışlar. Yavrular da kendi başına uçuyor. Evet, erkek bu. İçi de. Burada arkadaşlar. Şimdi şöyle ufaktan bir kuşlarımızı yemleyelim. Ufaktan bir kuşları yemleyelim arkadaşlar. Şu boz kirli Akatepe'nin ve şu ayna kuyruk. Burada ayna kuyruk bozumuzun yumurtaları çıkmak üzere. Bir günü veya iki günü vardır. Onlar çıkacak. Bu yavrularımız büyüyor. Oradaki yavrumuz da görüyorsunuz ufak ufak yememeye başladı. Yine ben ona takviye yapacağım. Şöyle çekelim kuşlarımızı. Bu arada arkadaşlar hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalımızı yani bayağı bir rağbet ettiniz kanalımıza. Abone sayımız da ciddi oranda arttı. İzlenmeniz de aynı o şekilde. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu arada bir tane abonemiz de Kuşçu Muhammed adlı bir abonemiz. Gebze'de oturuyormuş. Abi dedi işte sana bir tane dumanlı getirip uçurmanı istiyorum dedi. Ben de arkadaşı kıramadım kardeşimizi. Şimdi onu şey yapacağız. Ondan cumartesi günü veya pazar günü gelecek, bize bir tane kuş getirecek. Ya bizim kuşa ihtiyacımız yok ama o kardeşimizi kırmamak adına en azından kuşu uçuralım. O da videoları takip eder buradan. O yüzden böyle bir şey yapalım dedik. O da sevdiği bir kuşuymuş. Tek bir tane kalmış. Arka tepe bir tane dumanlı. Tamam dedim. Sorun yok dedim. Senin için uçururuz dedim. Uçum kümesini alacağız arkadaşlar ona. Uçum kümesinden alacağız. Bunlar biliyorsunuz damızlık kuşlarımız. Damızlık kuşlarımızın da yanına da başka kuş genelde getirmiyoruz. Sadece uçurdu uçurmayacağımız damızlık kuşlarımızı buraya ayırıyoruz. Şu an durumlar böyle arkadaşlar. Aklına takılan bir şey olursa soruyor arkadaşlar alttan. Biz de cevaplarımızı veriyoruz. Yavruların durumları iyi. Bir tane geçen bir tane arkadaş yorum yapmış. Ya işte o çakmaklı yakalamamışsınız. Sizin çakmaklı yakalamamışsınız. Zaten öyle bir şey olsa başkaları gibi izlenme artırmak için gelip de o muhabbete girmeyiz biz. Çünkü bizim önemli olan burada bir şeyleri paylaşabilmek. Yani bu camiaya ya bir şeyler katabilmek arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlarımız için de yani en azından birilerine kazıklanmasınlar. İşte kötü kuşları iyi paralar vererek almasınlar. Kimse onları kazıklamasın diye niyetimiz böyle. Yoksa başka bir amacımız yok arkadaşlar. O yüzden videolarımız belki de bu yüzden iyi bir izlenme yakaladı kısa bir zaman içerisinde. Bakalım yine videolar çekmeye devam edeceğiz. Şöyle bir sadece günlük yemleme yapıyorum şu an. Çünkü zaten bir defa yemleseniz kuşlarınızı yeterli. Ben de kuşları bu saate göre ayarladım. Her gün bu saatte yemleme yapıyorum. Bakalım şu yavrular büyüsün arkadaşlar. Yavrularımızı uçuracağız. Hep beraber göreceğiz. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şöyle biraz daha yemesinler. Ben yine buna takviye yapacağım. Takviyeyi de arkadaşlar yine bu pompayla yapıyorum. Eğer ki yavrusu bu durumda olanlar varsa bize ulaşsınlar, yardımcı olalım. Evet arkadaşlar, yavrularımızın ikisi de dişiye benziyor. Perçemli ile bu Nohudi yanar döner yavru. Annemiz de bu. Biliyorsunuz bunların
havalarını kaybettik arkadaşlar. Şu an kuşların durumları iyi. Bir şu kuşumuzda yine bir nefes sıkıntısı var. Ona bir ilaç takviyesi yapacağım videodan sonra. Yavrular yerinde duramıyor arkadaşlar. Hareketliler. Bakalım. Şimdi şöyle bir eğer ki istediğimiz kanı tutarsak, istediğimiz kan istediğimiz gibi yavrular alttan gelirse güzel kuşlar izleyeceğiz bugün inşallah. Niyetimiz zaten yani yeter ki bizde olsun, sıkıntı yok. Buradan sevdiğimiz dostlarla bunları paylaşacağız. Onlar da iyisine sahip olsunlar. Lakin öyle ki artık bu kuş yağmurası öyle bir duruma geldi ki her şey rant işi. Yani oynamasa da insanlar oynadı diyorlar. İşte yumurtlamasa da insanlar yumurtladı diyorlar. Uçmasa da uçtu diyorlar. Yani avcı hikayesine dönüyor kuşçuluk işi. Fakat biz her şeyi burada sizlere çekerek göstereceğiz. Oynadıysa oynadı, oynamadıysa kuşların ya yine anayı babayı değiştirerek yine devam edeceğiz arkadaşlar. Elimizde güzel kuşlar var. Bu kuşların altına çalışacağız. Çünkü biliyorum ki yani bu kuşların altından kuş çıkacağına inanıyorum. Bu yüzden de bu hayvanların kıymetini bilip en azından görebildiğim kadarıyla görmek istiyorum. Bakalım arkadaşlar, her şeyin hayırlısı. Siz de eliniz iki kanlara sahip çıkın. Çünkü sıkıntı şuradaki, iyi kuş bir şekilde elinize geliyor, geçiyor. Fakat bunu muhafaza etmek, bunu korumak bu ayrı bir özen istiyor. İnşallah biz de bunları korumaya çalışacağız. Zaten buradan size paylaşmaya çalışacağım. Yavru da ufak ufak yemlerini yiyor. Yavruyu bilerek bunlarla beraber yemliyorum ki yavruda nasıl yemlenir onları görsün. Şöyle atayım şöyle biraz daha. İşte şöyle çekelim. Kanalımızın işte ne kadar izlenirliği, aboneliği artarsa biz de o kadar hevesli oluyoruz bu video çekmek için. Kendi başına taklayı çevirmiş arkadaşlar. Bu kuş uçuşmadı. Kendi başına çevirmiş taklayı. Onu da şuradaki erkek miskiyle eş yaptık. Zaten onlar aynı kümesin kuşları. Onlar da yumurtlamışlar. Daha doğrusu kümesinde bir tane yumurta var. Büyük ihtimal onlara ait. Çünkü başka yumurtlayacak hayvan burada. Burada beyazlar zaten o kadar rafa, yüksek rafa çıkamazlar. Onlardır büyük ihtimal. Çünkü o rafa onlar çıkıyordu. Bakalım, o da belli olur şimdi zaten. Kümese girdiğinde, kuş atladığı zaman belli olur yerine. Şöyle biraz daha yemleyelim. Yavrular hiç yerinde duramıyor arkadaşlar. Şöyle atalım, şöyle bir güzel daha yemlesinler. Oyun kuşu böyle işte. Kaç tane kuşu atmacaya verdik. Çoğu arkadaş da işte atmaca alıştı falan, işte daha uçurma işte kuşlarını falan diyorlar. Yani şimdi daha uçurmadan oyun kuşu uçurmadan olmuyor arkadaşlar. Uçuracaksınız ki nasıl olduğunu, nasıl ettiğini göreceksiniz. Bütün kümesi de alsa biz yine uçurmaya devam etmek zorundayız. Ama biraz ara şöyle ki, daha doğrusu yüksek uçan kuşlara var orada. Onlara bir ara vereceğiz. Diğer kuş, daha alçak uçan kuşları uçurmaya devam edeceğim. Çünkü yavrularım var, iki tane biliyorsunuz. O yavruları muhakkak uçurmaya devam etmeliyim ki taklayı çevirdiler. Taklayı çevirdikten sonra zaten gerisi gelecek inşallah. O yüzden de şimdi dur bakayım şöyle bir bakalım, ama yavruların da bir tane yavrusu arkadaşlar, o mavi oradaki yavru, videoları izlerseniz bu mavi şu dumanlımızın yavrusu. Ya ben bu kuşlardan çok önceden uçurdum ama yani anlatmayayım, boş verin nasıl oynadığını, çünkü hep beraber izleyip görelim. Çok büyük oynadılar. Oradan da bir tane erkek, o kaybolan ölen erkek de bu yine bu soydandı. Bir tane de kuş
şuradaki o yani ayna kuyrukla eş olan şuradaki dumanlı kirli o kuşlar. Bakalım şu dumanlımız da yumurtlamadı arkadaşlar. O dumanlıyı bu ile ona bir tane yavru altına kaydırmıştık bu kuşu. Bakalım yine yumurtlamazsa erkeğimizi muhakkak başka bir tane dişiyle eş yapacağım. O şekilde devam ettireceğim. Bakalım. İşte o şekilde devam ediyoruz. Videoları izleyip beğendiğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gerçekten de eğer siz bunları beğenip izledikçe vallahi daha çok çekmek istiyorum. Daha çok bir şeyler anlatmak istiyorum. Kuşlarda genel olarak durumlar böyle. Eğer ki yine söylüyorum, kafanıza takılan bir şey varsa dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışırız. Önemli olan burada paylaşmaktır. Ve bizim yaptığımızda bir yanlış olanlar varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Biz de ona göre onu dikkate alıp yanlışlarımı düzeltmeye çalışırız. Yani şu anlık durumlar böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.